köyümüze, köy yoluna Allah'ın izniyle yavaş yavaş gideriz. Anladım. Biraz yolumuz uzun olacak. Allah sana... Allah'ım be! Ne oldu ya abi? Vedat abi. Vedat abi. Ne oldu ya? Abdestimizi alırız. O şekilde ben sizi oraya götürürüm. Yanınıza dua kitabınız da olsun. Çünkü ben böyle şeyden korkarım. Gelelim o zaman. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Onur. Biraz ürkütücü bir yer. Korkmayın. Salak Allah'ın lazım. Allah'ım sen bize yarattın. Allah'ım sen bize duması yaratmış oldun. Tüm mahlukatları korkar. Nasıl geleceğiz abi? Ben Hikmet gidiyorum. Abi nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Hikmet abi. Ben gidiyorum. Hikmet abi gidemezsin tek Allah başına gel. Bana da hile diyen bir. Hikmet abi. Gel gel Hikmet abi. Onur tutsana. Bana da diyen bir. Hikmet abi ne? Yola. Yola. Yola ben gidiyorum. Abi kardeşim. Hikmet abi. Allah. Bak bak. Allah. Tek başına Hikmet gidemezsin abi. Gel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet abi. Ömer abi uzak durma. Allah fıtlar. Hikmet abi. Allah fıtlar. Görmedin mi? Gideceğimiz orman şurası mı? Evet, direkt karşısı orada bir vadi var. Oraya gidebilir miyiz abi? Şu an benim bir cesaretim yok. Eğer ki gitmek istiyorsanız yanınıza bir iki arkadaş da alırsınız. Abdestimizi alırız. O şekilde ben sizi oraya götürürüm. Yanınıza dua kitabınız da olsun. Çünkü ben böyle şeyden korkarım. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomda Onur kardeşim var. Onur yanımda. Onur bundan sonra bizim videolarımızda bana arkadaşlık edecek. Yanımızda olacak. Beraber video çekeceğiz. Davet yapacağız. Bu paranormal olaylarda maceralı yerlere beraber gideceğiz. Onur hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Ömer abi. Sen nasılsın? İyi. Ben senin geldiğine çok sevindim gerçekten. Vallahi ben de geldiğime pek sevindim demeyeyim de. Yani içim biraz iyi biraz kötü. Geçenki Hikmet abiyle beraberdik. Evet. Vallahi abdestini al dedi. Duanı et dedi. Kur'an'ını al dedi. Geldim. Geldim. Artık sonu ne olacak hiç bilgim yok. Şimdi bu videoda, önceki videoda Hikmet abi bize dedi ki ben sizi bir yere götüreceğim. Musallatlı bir yer varmış. Hikayesini anlattı bana. Geçmişini anlattı. Herkes abdestini alsın deyince Onur dedi bu adam abdest falan diyor. Acaba ne olacak orada? Korktu. Yani daha doğrusu çekindi. Ben de çekindim. Hani ne olacak acaba? Şimdi sen hazır mısın Onur videolara? Ondan sonra beraber. Şu anlık hazırım. Videodan sonra hazır olur muyum? Söz vermiyorum sana. Peki bir davet, bakalım. Davet yaptığımız zamanlar. Yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Geldik. Değil mi? Bakalım. Onur aslında Onur devamlı kamplara giden yani ormanları gezen devamlı işte doğayı gezen bir insan. Korkacağını da zannetmiyorum. İnşallah abi. Bugünkü videomuzda Hikmet abi gel. Abi şimdi sen bize... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyisin? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyisin inşallah. Allah'a şükür abi. Sağ olasın. Hikmet abi şimdi sen geçenki videoda şöyle biraz sola gelsen abi. Ha geçenki videoda bize dedin ya abdestinizi alın öyle gelin. Sizi musallatlı bir yere götüreceğim. Evet dedim. Çünkü ben de çıkarken birinci abdestimi aldım, şüphe uyandım, ikinci abdestimi aldım. O kadar vahim yani durum. Ben korkuyorum, günah sizin boynunuza, başımıza da bir musallat da gelirse Allah'ımız bizi affetsin. Gidecek olduğumuz yer anlatılanlar, duyumlar ve şu anki bile oraya bahçe sahibi dahil akşam namazını geciktirmeyip evine giden insanlar. Gideceğimiz yer o kadar bir vahim bir yer. Durumu kısaca özetleyeyim ben size. Şimdi gideceğimiz yerde daha önce bir ev, yani şimdi gittiğimiz yerde ev var zaten. Orada daha önce bir aile yaşıyormuş. Bu ailenin kız çocuğu var, bir de erkek çocuğu var. Erkek çocuğu kız çocuğu katlediyor değil mi? Evet, bundan asırlar önce orada bir Rum köyü varmış. Ve zaten göreceksiniz de. Tamam, orada yaşayanın orada, yani çocuğu... Orada anlatırım isterseniz. Biraz yani şimdilikten Onur kardeşimiz bilmiyorum, tanımıyorum ama... Çekinir, mekinir gelmeyebilir. O yüzden... Yok yola girdik Onur. Bir kere ben de, abi. Ben de zaten biraz pipirikliyim. Yalan yok. Evet. Seni bilmiyorum Ömer kardeşim ama oraya benlik gittiğimiz zaman... işte onu Allah bilir. Biz gittiğimiz zaman orada konuşunca neyin ne olduğunu, hakikatinin gerçek olduğunu orada göreceğiz. Orada göreceğiz. Evet. Onur ne diyorsun?
gider misin? Gelir Hadi misin? Hadi bismillah yani? Abi. Yapacak bismillah bir, şey bir kere gelmişsin değil mi? Yani bismillahirrahmanirrahim deyip gireceğiz. Arkadaşlar musallatlı tehlike cinleri var. Tehlikeli cinler. Yani bir insana musallat olduğu zaman şöyle gece yattığı zaman işte bıçağı al karşısındakine işte batır ya da şöyle yap. Tehlikeli şeyler tehlikeli telkinler verir. Yani çünkü musallat olmuştur kötü bir cin. Evlat annesini babasını dahil öldürebiliyor. Hah işte bu musallat sebebiyle yani zihin bozukluğuna yol açıp hemen cinnet geçirdi. İşte annesini vurdu, babasını vurdu diye haberler şey, çıkıyor. Her şey. Bunlar da musallat çeşidinden bir tanesidir. Biz o zaman gidelim bahsettiğin yere abi. Git. Yolda giderken de anlatırsın bize. Tabii gidecek olduğumuz yol biraz tehlikeli. Abi bize niye bu saati niye seçtin? Ya şimdi bu saati seçmemin sebebi hem kimsenin olmaması hem de daha iyi bir şeyleri görürsünüz. Evet. Ki artık beni de yalancı çıkarmazsanız siz de izleyicileriniz de neyin ne kadar gerçek olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Yani bir tek abi senden başka kimse oraya şimdiye kadar gitmedi herhalde. En çabuk en fazla kalan orada sen oldun. Tabii akşam vaktinden sonra şu an belki bir tek benden önce giden var mı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir tek benim. Akşam namazından sonra. O zaman şimdi gidelim musallatlı yere. Tabii besbelemizi çekelim. Yalnız ormanın içinden geçeceğiz. Biraz dikkat edelim. Tamam. Gidelim Onur. Hadi başlayalım. Abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam videomuza geçelim. Abi, yolumuz burada mı? Önümüzün gördüğümüz yer şu anlık yolumuz. Besbelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yolumuza devam edelim. Gidelim o zaman. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Onur. Biraz ürkütücü bir yer. Korkmayın. Burada dahi görüntü gördüklerini söyleyenler de var. Yalan olsak bilmiyorum. Ya şöyle bakar mısınız etrafa? Şu taraflarda çok olduğu söyleniyor. Karanlık geliyor. Abi buralar hep diken. Evet. Başka bir yeri yok buranın. Evet öyle gelelim. Uzun zamandan beri buraya kese kadar kullanamıyor. Evet önümüz biraz açık. Arkadan dolanamaz mıyız? Arkadan dolanır abi. Çünkü burada çok diken ben geçemedim. Abi. Biz geçemedik buradan. Şöyle bir. Geçebileceğiz mi? Abi buradan geçilmiyor. Hikmet abi ben diğer taraftan dolanabilir miyiz? Hikmet abi orası çok dikendi bak. Evet, açık alandan gidersek daha iyi. Biraz uzun olacak. En kesin yok orasıydı maalesef. Yol tamamen kapandı. Öyle gidelim. Abi bakar mısın her yerde diken var. Buraya zaten insanoğlu ayarlatmıyor. Dediğim gibi bazı avcılar bir turlu avı deriz. Bunu yapanlar dahil buraya atıp gelmemez oldu. Gündüz dahil gelmiyor. Nasıl sonumuz hayırlı eylesin. Ne umudumuz zaten bilemiyoruz. Şuraya doğru şu arka tarafta bir yerde bazı avcılar bayağı bir turlu atmışlar. Şu mevkide. Şu tarafta. Şu tarafta. Ya bir beyaz bir görüntü gördük diyorlar. Kimse inanmadı. Gerçi biz inanmadık. Ama görenin bir tanesi halen konuşamıyor. Dili tutuyor. Onun kardeşimiz maşallah iyi gidiyor. Abi buranın başka yolu yoktu değil mi? Yok. Çok kötü ya burası. Sonuç başka yolu var. Ama o tepenin arkasından geliyor. Burada yolu yok. Bakar mısınız? Her yerde diken var.
buraya giren tek mesaj elemediği için yani işte ormanın sonuna gelip öbür ormana geçiyor şimdi. Diğer ormana? Evet. Orada böyle dikenli mi? Orası biraz temiz. Temiz. O burası açık. Şu gördüğünüz karşıki yerler. Aha. Şu an fındık bahçeleri. Rahmetlik dedelerimiz anlatırdı. Hep Rum evlerin olduğu söyleniyordu. Şu yukarıdaki beyaz evet. Evin olduğu yer. Evet. O havale komple. Hı. Oralar hep Rum evi olduğu söyleniyordu. Bu ormanın arkası, bu geçtiğimiz yerler. Yani burada zamanında gerçekten büyük bir yerleşim yeri olduğu söyleniyor. Tabii biz onları mümkünat yok görme şansımız zaten olmadı. Hep dedelerimizin dedesinden kalma anlatıla anlatıla bize kadar gelenleri biz anlatıyoruz. Abi görmedi. Şu olay ama şu olayı da bir anlatsana. Bu olayı sadece görgü tanığının öz ve öz oğlunun çocuğu yani torununun oğlu bizzat bize anlattı. O da abimiz ismi Ahmet. Ahmet abimiz şu anlık 70 yaşlarında. Hı, Hikmet abi şimdi evet. Güneş batmaya yakın. Evet. Aslında senin de tam istediğin saat bu saat. Yani çekingen olmamızın saati diyebilirim. Yani Allah korusun. Ben görevimi yapayım. Siz bir istekte bulundunuz. Allah sizden de razı olsun. İzleyicilerinizden de razı olsun. Gelin görün. Ondan sonra siz ve izleyicileriniz Onur kardeşimiz olmasını kararınızı verin. Abi Hikmet abi şimdi şöyle bir şey var. Onur'un şansına ben de ilk defa hani böyle bir olaya gidiyorum ve Onur da gelir gelmez hani daha önce hiç bilmediğimiz bir yere gidiyoruz. Yani normalde biz işte şey gittiğimiz yerleri şey yaparız. Tavsiye üzerine işte tanıdık kişilerin evet. Söylediklerine göre bir de ihbarlara göre giderim. Ama şu an mesela direkt hemen gidiyoruz bir bakacağız orada ne var. Peki burası size hiç ihbar oldu mu? Olmalı değil mi? Yok buradan haberimiz yok. Sadece o evi bize söylemişlerdi. Böyle gerçek hikayelerden korkmayan bir insan size bunu söyler miydi? Söylerdi. Bakın buna çok dikkat edin. Gerçek olan hani bazı kanallarda izliyoruz. Affedersiniz siz bizden daha iyi bilirsiniz. Saçma sapan evet. Şeyler insanları kandırıyorlar. Evet. Buyurun. Siz ve Onur kardeşim izleyicileriniz gelin buyurun görün. Abi çok bakın, kişi. Şu yol var ya bakın şu gördüğünüz yol. Zamanında bu yol burası şu havale komple köymüş. Buralar. Tabii ki Rum köyleriymiş buralar. Evet. Bakın burada hiçbir şey yok. Bu yol şu anki işte bir ana yol diyoruz yani tabiri caizse. Ana yol gibi. Evet. Bakın bu yolun şimdi devamını ineceğiz. Burası normalde köyün içinden geçen yolmuş. Şimdi fındık parça yolu olmuş. Buraya ne giren var ne giden. Bakınız harman aşağıdan yer sahibi harmanını burada yapmış. Evet. Bu yıl evet bakın bu da bir aylık bir fındıkçı potası kabuğu. Çok eski gibi görünüyor. Hayır daha bir aylık. Ama insanlar korkusunu orada dahil harman yapamamışlar. Burada. O zaman yolumuz bu tarafta mı? Tabii bu tarafta. Gelin buyurun. Hani siz benden cesaret alıyorsanız sakın öyle bir abi, şey yapmayın. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de sizden cesaret alıyorum. Onu bilin yani. Hikmet abi şunu sana söyleyeyim. Orada ben sana işin açıkçasını söyleyeyim. Bir tane musallat cini var. Bu musallat cini orayı sahiplenmiş. Oraya gelen kişiye musallat olmuş. Ve öyle bir tehlikeli cin ki büyük ihtimal Zuzula kabilesinden. Zuzula kabilesindeki kişiler hep kindar olur. Karşı tarafa zarar verecek. Karşı tarafa zarar verecek telkinlerde bulunur. Yani musallat olduğunda onun bedenini ele geçirir karşısına. Hani karşıdakini öldürecek tehlikeler ortaya çıkar. Yani orada bir Zuzula kabilesinden bir musallat cini var. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki ben sana şu soruyu soramam. Karşı tarafın imanı yok muydu, zayıf mıydı diye soramam. Çünkü yaşayanlar zaten Rum, Hristiyan, Ortodoks mezhebine bağlı olan insanlar. Evet. O soruyu ben de tabii ki soramam. Bakınız. Görüyor musunuz kulübeyi? Evet ev göründü. Bu işte 1925-30'larda işte o pirket dedikleri o zamanlar çıkmalarında burada çok büyük bir ev varmış. Buralar komple köymüş. Ve ondan sonra burası yapılmış. Hep harabeye dönmüş. Buraya, şurası. Bu bahçeyi alan insan bunu biraz tamir etmek istemiş ama
Yapamamış. Kalmış burada yatmış 3-5 gün görmüş rüyalardan dolayı buradan kaçıp gitmiş. Ve abi buraları bedavadan satıp nerede olduğu belli değil. Ve burada ama kimse kalmıyor. Gelin bakın olay bu evde yaşanıyor aşağıki evde. Aşağıki evde evet. Abi şuraya bakar mısın sarmaşıklara? Onur baksana şuraya. İstersen bir ön telefonu görün. Bak aslında bu. Yani baya. Bakın aşağı tarafı görün. Hiç kullanılmamış sanırım. Abi bu pirketler hemen hemen 50-60 senelik vardır. Eski pirket ama bunlar değil mi? Dediklerine göre burası işte 1930-40 civarı yapılmış. Burayı 80'li yıllara doğru bir insan daha almış. İşte bakın bakın bak yazı var orada 76 yazıyor. Aynen. Çünkü 80'lere doğru buraya bir insan almış. Tadilat yapmış. Tadilat yapmış ama 3-4 gün kaldıktan sonra işte bak incir ağacı. Abi dinimizde baksana. Bir evin içinde incir ağacı bitiyorsa o ocak dağılmaya ve kurumaya başlıyor. Abi o söz oradan geliyor o zaman. Evime incir ağacı diktin i̇şte. Diyorlar ya. Bakın evin içinde incir ağacı çıkmış. Şu an Onur da girdi içeriye. Kapıya bakar mısınız? Besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın gördüğünüz gibi. O delikler normal ama bakın incir ağacının dahil bitmesi bile bu bize bile bir uyarı. Abi işte şöyle söyleyeyim ben size şunu söyleyeyim. Şu evin alt kısmında yani incir ağacının kökleri aşağıya doğru iniyor. Bana çok soran var. Hani diyorlar ki incir ağacı neden cinlere çağırıyor? İncir ağacının kökleri dikine aşağıya iniyor toprağın altına. Dikine indiği için de yani cinlerin evine aşağıya kadar indiği için o yüzden incir ağacı sakıncalı olabilir böyle şey yerlerde. Evet. Asıl ev, asıl piketli yer şurası. Bunlar Rumların temelden kalma evler taşları. Bakın bunlar oralarda var, arkalarda var. Hikmet abi bu 40-50 tane ev var diyorlar. O, bu bölge mi oldu? Bu bölge. Bu bölge. Abi şuradaki şey ne? Buradaki esrarengiz olayın yaşanmış olduğu evin ikincisi yani bunun yani o ev nerede? O olay nerede yaşanıyor? O hangi olay evde? Burada bakın. Bu evde yaşanıyor. Ağaçların orada. O zaman tabii bu ağaçlar yokmuş. Abi bakar mısın? Küçücük bir oda, değil mi? Evet. Yani bir aile bu burada yaşıyormuş. Evet, burası bana anlatan zatın babasının dedesinden anlattığına göre bana anlatan zat diyor ki şu anlık 70 yaşında Ahmet abi dediğim evet. gibi İstanbul'da yaşıyor ama hali vakti yerinde biz ona ulaşamıyoruz. Burası ev Rum oturan Rumlar evi yenilemek istiyor. Ufak bir yer yapıyor. Burayı büyütecek. Bakın şuraya göstereyim Ömer Bey. Bu yol aslında Bahçeli değilmiş. Aşağıdan nehirden gelen bir yol. Burayı devamlı herkes kullanıyormuş. Hmm. Ve bu yol yukarı doğru tamamen düzenmiş. Burası 40-50 onlu kardeşimizin doğru söyledi. 40-50 hanelik bir zengin bir köymüş burası. Evet. Burada yaşayan insanların ebeveynlerin iki kızı bir oğlu olduğu söylendi. Yani o oğlu kızı katlediyor değil mi? Evet. Ne kadar acı. İki kızı en ufak kardeşleri, erkek kardeşi oğlu katlediyor. Her şey bu evde yaşanıyor. Burada şuna bakar yaşanıyor. Abi ve bakar mısın ya? 3'e 2 var mı? Burası kaç metrekare bir yer anca, ya? Anca. Nasıl yaşamışlar burada ya? Anca. 3 metre, 2 metre desen. Ya denilene göre bu ev 6 metrekarelik. Tabii büyük ama ona vakti olmamış. Ve çocuğun dahil, erkek çocuğun burada çiğ tavuk yiyip de görenler dahil olmuş. Çiğ tavuk. Tabii çiğ tavuk. Abi bakar mısın şimdi evin içinde burada da incir ağacı var. Kimse evin içine incir ağacı dikmez. Kesinlikle. Ama incir ağacının bak evin içinde sıkıntı. Ya musallat burada abi. Zulzala kabilesinden bir musallat burada var ki o musallat durduk yere de gitmez. Eve bakar mısınız nasıl? Gündüz bile dehşetli. Şimdi biz burada o zaman havanın kararmasını bekleyeceğiz. Yani. Ve ne göreceğiz? Artık eğer bir şey göremezsek anlattıklarına göre herkes görüyor. Anlatacağız. O zaman davet yapacağız abi. Bakalım burada kim var? Allah burada tehlikeli kim var? Amin. Abi şimdi havanın kararmasını bekliyoruz da biz evet. buraya erken mi geldik?
Aslında geç gelseydik yolu biraz zor bulmadık. Yolu bulamazdık. Zorlanırdık. Tam güneş de zaten battı. Evet. Kısa zaman sonra hava kararır. Çünkü geç saatlere gelsek, hani buranın geliş yolunu bulsak bizim saatlerimiz alacak. Çünkü çok ters tarafta kalıyor. Biz kestirmeden geldik, mecbur kaldık. Abi ben şimdi şeyi düşünüyorum. Tam biz buraya geldik, ormanın içinden geçtik. Her yeri diken, bir de yokuş. Biz geldik, önümüz aydınlıktı abi. Şimdi geri dönüşü? Hava karardığı zaman biz inerken çok kötü olacak. Hani daha kısa bir yol var mı buralarda? Ufak tefek fındık başı olan yerler var. Oralardan gitmek zorunda kalacağız. Abi şöyle bir şey var. Mesela şurada bir ayağımız bir takılsa, bir yuvarlansak ta aşağıda bizi bulurlar. Aşağılar uçurum etraf. Orman. Her yer uçurum. Bak şurası uçurum. O taraf uçurum. İşte o zaman işte Allah'ımıza kalmış bir şey. Abi yapacak ben şey yok. Şöyle söyleyeyim. Ben bir göstereyim arkadaşlara. Uçurumu görsünler. Bakın. Bakın şu aşağısı. Görüyor musunuz? Uçuruma bakın. Abi şu tarafta uçurum. Bakın uçurum. Bakın o evin aşağısı da uçurum. Yani şöyle düşünün. Biz bir tepenin üzerindeyiz. Değil mi? Tepenin üzerindeyiz. Evet, yani aynen öyle. Ama demelerine göre eskiden burası çok modern bir ömür kardeşim. Modern bir yermiş. Bize anlatılan. O denilen yer burası. Evet, 40-50 tane ev olan yer burası. 40-50 civarında. Yani Rumların zenginleri burada kalıyormuş. Evet, yaşamış olduğu yerler. İşte bu yol normal. Şimdiki bizim dilimizde ana yol diyoruz ya. Aha. Onların işte öküz arabası, at arabası onların yolu. Gecelerin gaz lambalarıyla gittikleri yol. İşte ben size Allah'ın izniyle bu gece buranın esrarengiz olayını, bana anlatılanları ben size anlatacağım. Abi şunu söyleyeyim sana. Sen gece hiç geldin mi buraya? Gece ben buraya gelmedim. Gelmedin değil mi? Çünkü İlk defa biz de geliyoruz. İlk defa. Gündüz buradan çok geçtik. Öğleden de gelen yok diyorlar. Hayır. Kimse gelmedi. O olaydan sonra işte burayı alan, ben de dedim ya 80'li yıllara doğru bizzat aldı burayı Ahmet abi diye. Hı-hı. O da hemen sattı gitti. İşte evin tarihinde yazıyor. Orada yazılar var. Neyse oldu okuyamıyorum. 76 yılında bu evi tadilat yapmış. Orada yazıyor. Oraya demek az önce ki, çektim orayı. Demek ki dedikleri doğru. O zat, Ahmet abi dediğim zat, burayı hemen satıyor. Sormuşlar hatta niye sattın diye. Benim gördüklerimi siz görseydiniz orada asla kimse ne geçebilir ne durabilir. O bahçeye para verip de kimse almaz diye söylenti bile çıkmış. Abi gündüz gelen var mı buraya? Gündüz var. Gelen giden oluyor. Tabii. Ama gece kimse gelemiyor. Gece kimse gelemiyor. Biz görmedik, gelsek geliriz ama insan bir çekiniyor, bir korkuyor. Şu an burası ıssız bir yer. Evet. Ta aşağıda ana yol yapıldı, asfaltlı yol. Ama ne kadar olursa olsun. Şimdi ben buraya gece gelsem, hani kışın ava geliyoruz biz mesela. Gelsek, Allah gösterir, korusun, biz bir şey görsek ne yapacağız? Ne yapacağız? Demir abi biz kendimiz geri dönüşü bulamayız. Biz bulamayız. İşte dönüşümü ben de tam bulamam. İşte fındık bahçelerinden, abi, orman kıyısından bir şey gideceğiz. Artık bakacağız Ömer abi. Allah sonumuza eylesin. Siz dediniz. Şimdi, ben size güveniyorum. Aslında siz de bana güveniyorsunuz. Siz bana niye güveniyorsunuz ki? Hikmet abi şimdi biz buraya geldik değil mi? Nasıl bulamayacağız? Gece olduğu için mi? Gece zifiri karanlık olacak. Tam şimdi, ışığımız var. Gece ormana girersek yolumuzu kaybederiz. Çünkü ormanı gördünüz. Çok dikenli. Bir iki yolun var. Buraya geliş tek bir yön var. Yani o yüzden ben de şimdi bir garanti almak istedim. Çünkü sonuçta hepimiz can taşıyoruz. Allah evet. Sonumuzu hayırlı eylesin. Ne olur ne olmaz. Vallahi, düşeriz, kalkarız, bir şey olur. Onu yani, sana şunu söyleyeyim. Biz Allah'a emanet geldik. Şimdi çekim bittikten sonra, çekim nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Davet mi yapacağız, bir şey mi göreceğiz? Yani çekim bittikten sonra artık ışığımızı yakacağız. Yola doğru gideceğiz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Sese doğru. Ana yola doğru. Epey bir sese yolumuz doğru. Var. Ama ana yol köyden bayağı uzak. Uzak. Buraya yakın ama. Biz ya demek buraya ki yakın. Ama köyden şöyle U şeklinde döndük geldik tabii. Buraya. Yakın ama geniş yoksa 1000 metre falan var. 1000-1500 metre arası var. Vardır. Var yani. 1 kilometre. Yani. Var. Tabii. Olur ya. Yürürüz herhalde. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Onur senin şansına. Ben normalde gittiğim videolarda fazla yorulmuyorum. Nasıl yorulmuyorum? Arabayla bazen mesela en sona kadar gidebiliyorum. Hani fazla yürüdüğüm yani nadir. Geçen mesela Bursa'da bir yere gittim. Bursa Süleymaniye arasında bir ormana gittim. Orada arabayı bıraktım ama burası kadar yürümedim. Bir de burada yürüyorsun her yer diken.
her yerime takıldı. Yırttı oramı sağımı soluma. Dolandı, ayağıma dolandı. Ya şimdi tabii normal yoldan ben sizi buraya getirdim. Ama biz buraya en az 1-1,5 saatimiz alacak. Ama olsun. Çok kestirme diye ben getirdim. Mecbur kaldım. E sizin de vaktinize ben... Bana dediniz hatta yayından önce vaktim hani kısıttı falan dediniz. E ben de mecbur kaldım o şeyi getirmeye. Ama dönüşü inanın ben bile düşünmedim. Açık konuşayım. Anladım. Ha ne olur yolumuzu kaybetsek de ana yol her şeyi arabanın geçiş ışıkları görüyorsun. Ana yola gideriz. Sese doğru gidiyor. Gideceğiz artık. Tabii tabii başka evet. Çaremiz yok. Yapacak yani, bir şey yok. Bekleyeceğiz. Artık, akşam bakalım ne olacak. Bundan sonrası Allah'ımız hayırlısını eylesin diyecek bir şey yok. Vallahi Hikmet'im. Değişik bir şey olacak bakalım. Yani ben size bir şey daha şimdiden söyleyeyim isterseniz. Belki arkanızda bir elektrik direği var görüyorsunuz mu? Buraya bundan 10-15 yıl önce buranın tarla sahibi elektrik direğine lamba takmış. O gün her taktığında ampulü patlamış. Her taktığında ampulü patlamış. Bakın dikkatini ampul dahil yok. Elektriği o yüzden çekti buraya. Tabii buraya alan daha sonra gelebilmek alan, için çekti. Tabii. Burada kalacakmış. Kalma da kalamadı. Lamba yok diye. Her taktırdı ampul aradan gündüz takıp akşam patlıyormuş, yanıyormuş. Allah Allah. Adam korkmuş. Daha burada ne harman yapabiliyor, ne kalabiliyor. Sadece gelip işini yapıp geri dönüyor. Göreceğiz abi. Hava kararsın. Burada ne var ne yok ortaya çıkaracağız. İnşallah görmeyiz de ben o kadarını söylüyorum. Çünkü ben böyle şeyden dediğim gibi korkan bir insanım. Ben sizden cesaret alıyorum. Ama siz de benden herhalde cesaret alıyorsunuz. Aynı. Ama keşke benden cesaret almasaydınız. Ben Allah'ıma sığındım. Sizi bilmiyorum. Çünkü ben gerçekten böyle şeyden biraz ürperirim. Böyle içimizde inançsız olan insanlar var. Biz Onur'la senden cesaret alıyoruz değil mi Onur? Vallahi. Allah sonumuzu hayırlısın diyorum. Başka bir şey diyecek hiçbir bakalım. Şey yok. İşte vaktimiz az kaldı. Güneş batmak üzere. Yarım saate kadar. Yarım saat sonra o zaman artık, film kopacak. Tabii yani o zaman işi olayı ben size baştan sona anlatırım. Tabii ki duyduklarımı. Çünkü biz yaşamadık, görmedik. Dediğim buranın olayını gören insanın torunundan bizzat kendimiz dinledik. O zat şu anlık Ahmet abi dediğim abimiz şu anlık 70 yaşında. Anlatırken bile kendisi de görmemiş. Ama dedesi anlatırken o zamanın korkusunu, o heybeti anlatını bir de siz dinlersiniz. Tabii ben Ahmet abi yıllar oldu artık görmeyeli. Evet. Ama yaşadığını biliyoruz. Ölseydi haberimiz olurdu. Allah selamet versin. Amin. Amin. Abi bakacağız. Ne görecek? İnşallah. Ne görecek? Hayırlısı olur. Hayırlısı bekleyelim bakalım. Yani tabii siz de bekleyeceksiniz. Sizi izleyenler de bekleyecek. Allah kurban olduğum Allah. Sizi de ve izleyenleri de imansızlıktan korusun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Amin inşallah. Cümlemizi korusun. Siz böyle bir yola başvurmuşsunuz. Allah'ım sonunuzu hayırlı eylesin. Amin inşallah. Akşam oldu. Hemen hemen 200 saattir burada oturuyoruz. Abi hava da karardı. Vallahi karardı abi, artık. Cesaretiniz varsa isterseniz başlayalım. İsterseniz araştıralım. Abi şimdi bak gösterelim. Hava kararınca ben şunu merak ediyorum. Biz yolumuzu nasıl bulacağız? Nasıl gideceğiz? Hani her yer karanlık oldu. Senin bildiğin kısa bir yol yok mu? Buradan sağa sola aşağıya. Kısa bir yol. İşte buraya 1 kilometre uzaklıkta olan araçların geçtiği otoban yolu var. Otoban yoluna kadar gideceğiz. O zaman ya, yürürüz ya Onur. Yürürüz abi. Sıkıntı yok. Yani başka bir şey yok. Ama yürürüz. İnşallah ışığımız da var. Yolumuzu bulmaya. Biz o zaman otobana kadar gideceğiz. Arabaya gideceğimiz yer uzak bayağı değil mi? Tabii. Bayağı uzak. Hiç o zaman yok. Bir daha köyü dolaşacağız tabii, böyle. En az 2 kilometre daha dolaşacağız. O zaman bugün bayağı bir yorulacağız. Olur abi. Buradan evet. Gitmek olmaz. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Yani buradan benzer yolu ben daha tarif etme şansım yok. Ha dersiniz ki buranın giriş yolu gidelim dersiniz en az 3 saatlik bir yol yürüyeceğiz. Çünkü dağlardan arkasından gidiyor. Abi şimdi bu karanlıkta geldiğimiz yoldan gelinmez. Yok. Sen yok, dikenleri yok, gördün. Yok, yok, her yerimize diken battı. Hayır. En güzeli otoban yoluna ineceğiz. Otoban yolu dedim yani bu memleketin yolu, anladım. Ana yolu. Oraya ineceğiz. Oradan ağrı artık köyümüze doğru gideceğiz. Siz de arabanıza bineceksiniz, yolunuza bakacaksınız. Onur bayağıdır bekliyoruz. Üşüdün mü? Hava da soğudu. Yo, hava aslında iyi abi ya. İyi mi? Yani iyi bizim gibi. Memleket havası böyle. Sizin memleketi bilmiyorum. Bizim memleket Adana tarafı sıcak olur abi. Bizim buralar böyle. Artık güzeyine girdik. Ben zaten bayağıdır dışarıdayım. Hani buralardayım. He. Karadeniz'i gezdim. Oradayım, buradayım. Şimdi Giresun'dayız.
Yani buralar gerçekten hoş serin. Geldiniz, sefa getirdiniz diyeceğim mi bilemiyorum. Çünkü yaptığın iş gerçekten tehlikeli bir iş. Evet. Onur kardeşim de böyle bir şey kalkışmış. Ya sen bizi sağ salim götür de. Yani Allah, ben sağ salim. Abi sen bizi, sen bizi sağ salim götür de mi bir şey istemiyoruz. Biz burada evet, işimizi evet, görürüz. Yani. Şimdi biz hani bekledik, akşam oldu. Daha çok bekleyeceğiz mi? Yatsıyı geçecek herhalde. Yani biraz geçmesi lazım. Hı. Biraz da işte hani başlayın dersin bu saatte hiçbir şey yapamayız. Çünkü bize anlatılanlar hep gece vakti olduğu söyleniliyor. Biz de zaten ilk defa böyle bir şey kalkıştık. Siz bastırdınız. Biz de yardımcı olmak istedik. Anladım. Yani söylüyorum. Ben ilk defa böyle bir şeye girdim. Siz bunun içindesiniz. Bakın sonumuzun ne olacağını Allah bilir. Biz kestiremeyiz. O yüzden ben size basa basa söyledim. Herkes abdestli gelsin, dualı gelsin. Abi Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz. Ben onu İnşallah. Ona güveniyorum. Hani İnşallah. Şöyle bir şey diyorum ben sana. Biz buradan sağ salim yolumuzu bulalım. Başka bir şey ya, yok. Yolumuzu işte diyeceğim ormandan gelemezsek çevre yolundan ineriz. Otobana doğru. Otobana. Şimdi Türkçesi yani şimdi otoban deniliyor. Köyümüze köy yolundan Allah'ın izniyle yavaş yavaş gideriz. Anladım. Biraz yolumuz uzun olacak. Ya Allah'ın Allah'ın ekber. Ne oldu ya abi? Allah'ın ekber. Mehmet abi. Mehmet abi. Ne oldu ya abi? Abi ne oldu? Mehmet abi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet abi. Ömer abi uzak durma benden. Allah'ın ekber. Mehmet abi. Allah'ın ekber. Görmediniz mi? Abi ne oldu? Görmediniz mi? Ne oldu abi? Görmediniz mi? Allah'ın ekber. Allah Allah. Ya ben bir şey bir şey soktu sandım. Kardeşim ben gidiyorum. Nereye gidin abi? Allah'ın ekber. Görmediniz mi? Neyi abi? Neyi abi? Neyi? Kapı. Kapı. Hikmet abi. Abi beraber gidelim. Allah ekber. Ya Onur. Allah ekber. İçeride. İçeride. Allah ekber. Delikten bak abi. Abi sen ne gördün? Abi. O kapı açık. Görmediniz mi? Hangi kapı abi? Abi burada bir şey yok ki gözünü ya, seveyim. Allah la ilahe illallah kumandan başında. Duymadınız mı? Abi. Hikmet abi. Sen iyi misin? Beni götürün. Beni götürün. Beni götürün. Elim ayağım titremeye başladı. Beni götürün. Allah Allah. Hikmet abi sen iyi misin? Subhanallah. Baksana. Subhanallah. Subhanallah. Hikmet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilahe illallah. Subhanallah. La ilahe illallah. Hikmet abi, kendine gelsene. Hikmet abi, Hikmet abi iyi misin? Abi muhabbetten mi etkilendin, ne oldu? Kardeşim, siz kapıyı görmediniz mi? Ne oldu abi? Siz kapıyı görmediniz mi? Bakın, o kapı açıldı. Gördüm. Hı. Gördüm. O kapı açıldı, gördüm. Bakın, siz nasıl görmediniz? Siz arkanıza bakmadınız mı? Arkanıza Allah bakmadınız Allah. Mı? Bir ses çıkmadı ki abi. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi. Ben gidiyorum. Biz nasıl geleceğiz abi? Ben Hikmet gidiyorum. Abi nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Hikmet abi. Ben gidiyorum. Hikmet abi gidemezsin tek başına gel. Subhanallahi ve bihamdihi. Hikmet abi. Gel gel Hikmet abi, Onur tutsana. Subhanallahi ve bihamdihi. Hikmet abi ne? Yola. Yola. Yola ben gidiyorum. Abi kardeşim. Hikmet abi. Allah. Bak bak. Allah. Tek başına Hikmet gidemezsin abi. Gel buraya. Sen gel gel buraya. Allah'ım. Allah'ım. Onur. La havle ve la kuvvete illa billahil-azim. La havle ve la kuvvete illa billahil-azim. La havle ve la kuvvete illa billahil-azim. Allah'ım sen beni günahlardan kurum. Allah'ım sen ya Resulü'nü Muhammed. Allah'ım sen beni günahlardan kurum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahü ve la ilahe illa hatu sünnetü ve lehü mafis semavati ve mafil ardı menzellezi yaşta unna ilime malikun ve la. Yuituna bir şey ilmin ilmayınlar maşayı ve siyah kürsü semavati vel ardı. Hikmet abi. Hikmet abi gel orada bir şey yok abi gözünü seveyim. Hikmet abi şöyle otur musun? Var. Abi bir otursana. Var. Şöyle otur abi. Oturamıyorum. Oturamıyorum. Bakın o kapı açıldı. Hı. O kapı açıldı arkadaşlar. Kardeşler siz din kardeşi misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Abi elhamdülillah tamam, Müslümansınız. Tamam, tamam, abi, bakın tamam. Bakın bu kapı açıldı. Abi ben kaydasını bakacağım. Bakarım. Bakın. Abi, doğrudur. Bakın kaydınıza bakın o kapı açıldı o. Çekiyorsa da o orayı gösterecek size. Bakın açıldı. Kardeşlerim siz bana inanmıyorsunuz mu? Abi inanıyoruz. Bakın. Bir dakika sakin olsana. Hikmet abi sakin ol. Oh. Vah. Hikmet abi. İyi misin?
Elhamdülillah. 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 Tamam, sakin ol. Elhamdülillah. Abi bir dakika. Elhamdülillah. Sen kendin biliyorsun zaten. Burada musallat var değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dedikleri o. Bakın. Ben size demedim. Ben size söyledim. Ben size abi sen bir, sen bir burada dur. Onur sen beklesene Hikmet abin yanında. Onur gitme. 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 Kardeş şeref. Arkadaşlar Hikmet abi. Resmine çekin. Bir şeyler gördü. Kelime tevhidi söyleyin. Kapı açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Helak nasıl maaş toplayın. Bakın bu çocuk oyun geldi. Ateşlerim benim. Bak Ömer. Dikkatle. Allah'tan başka kimse güvenme. Bismillahirrahmanirrahim. Asmin şeyin filan. Böyle fısı boyun. Bismillahirrahmanirrahim. Asmin şeyin filan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. La ilahe illallah. Arkadaşlar burada tehlikeli bir musallat var. Az önce Hikmet abi de böyle bir şey gördü. Yani ben ona söylemiyorum ama kendi de biliyor zaten. Gördü, o yüzden çok korktu. Bakın şuraya bak. Uçurum dediğim yerler. Ne oldu? Hikmet abi iyi misin? Hikmet abi. Gözlerim kararıyor. Gözlerim kararıyor. Hikmet abi iyi misin? Gözlerim kararıyor. Hı? Kamerayı tutsana. Son Allah'ın babayı anlıyor. Gidelim. Hikmet abi gideceğiz, tamam iyi misin? Gidelim. Hikmet abi. O Ahmet abiyi bulun. Adresini falan ben bilmem ama belki siz bulursunuz. Bulun onu. Çünkü o adam her şeyi biliyor. O adam her şeyi biliyor. Ona dedesi her şeyi anlatmış. Onu bulun. Onu bulun. O diyordu. Ezan-ı Muhammed'den sonra oraya gitmeyin diyordu. Bulun. Peki bu tarla sahibi hiç Ezan-ı Muhammed'den sonra burada kalmamışlar mı? Onlar görmemişler mi? Onu ne yapacağız? Gidelim. Daha bir fikrim yok. Gidelim. İlk defa geldim senin yanına. Gidelim. Karşılaştığım şeye bak. Gidelim bakın. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Siz gerçekten böyle bir şey gördüğün ömrünüzde bilmiyorum. Ben gördüm. Abi sakin olsana. Bir şey yok. Bak bir şey yok. Yanındayız. Ya fettah. Ya fettah. Ya fettah. Ya fettah. Abi sakinleştin mi biraz? Hikmet abi çok sakinleştin korktum. Mi? Çok korktum. Çok korktum. Gönlünüzü kıbleye dönün. Önünüzü kıbleye dönün. Bakın. Önünüzü kıbleye dönün. İçinizde abdestsiz olan var mı? Abdestsiz olan varsa... Hikmet abi sen beni duyuyor musun? Duyuyor. Tamam. Duyuyor. Sıkıntı yok. Duyuyor. Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Oh. 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 Çok titriyor. Çok titriyor. İyi misin abi şimdi? Çok titriyor. Sadece titriyor. Serbest bırak kendini. Serbest bırak. Bak hiçbir şey yok. Serbest bırak abi. Bırakamıyorum ki. Oh. Allah'ım sen beni günahlarımdan arzun. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım evimize ekmeğimize nasip eyle Allah'ım. Amin inşallah. Allah'ım. Sen şöyle otur. Allah'ım. Arkanı dön. Tarafa bakma hiç. Gönlüm kıblede olsun. Tamam böyle kal abi. Böyle kal. Onu şimdi
Hikmet abi bu şekilde bırakmak olmaz. Bu olmaz abi. Şimdi çekim de yapıyoruz. Ne yapacağız? Sen gördün mü bir şey? Ben görmedim abi. O biz arkamız dönüktü oraya. Ben Hikmet abiyi görünce panik yaptım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Baksana adam çok korktu ya. Allahu Ekber. Hikmet abi. Allahu Ekber. Bunlar bize zarar veremez Hikmet abi. Biz okuyoruz. Koruma dualarımız var. Ayet-i kürsü var ya, ayet-i kürsü yok. Yapmak istese zaten yapardı Hikmet abi. Ölme illa maşayı ve siyah kürsü semavat ve ardı velaya uydurdu. Hırsıma böyle allazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulavuz Rabbil felak min şerri mahlak ve min şerri gazi bin zahreda. Ve min şerri mefessat ve fikuvat ve min şerri hasunlar izahese. Bismillahirrahmanirrahim. Kulavuz Rabbil nas melikin nas lahim nas min şerri vesfasın nas. Ellezine yüves bis fuskudun nas minnel cinnet ven nas. Sadakallahu lazim. Allah'ım sen bizleri koru. Allah'ım sen bize duması yaratmış oldun. Tüm mahlukatlardan koru Rabbim. Arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Hikmet abi Onur'la çıktık oradan. Hikmet abi biraz kendine geldin mi? Elhamdülillah. Hikmet abi çok kötü oldu. Videoyu yarıda kestik. Onur senin şansına ya, kusura bakma. Abi vallahi çok kötü olduk ya. Yani cidden hani bilseydim gelmezdim demeyeyim de. Çok yani kötü senin ya. Şansına böyle bir çekim oldu. Böyle bir deneyim oldu daha doğrusu. İyi ki ben görmedim. Sen görmedin değil mi? İyi ki ben görmedim. Yani o şeyi izledikten sonra vallahi ben kamerayı geri aldım. İzledik gerçekten. Hani bilmiyorum sen görseydin kötü olur muydun? Çok kötü olurum diye düşünüyordum. Bakalım. Şimdi abi yolumuz daha çok var mı? Evet. Daha otobana doğru gidiyoruz şu an. Evet, bayağı bir yolumuz var. Yürüyeceğiz. Tabii o aşağı kadar Allah'ımızın izniyle kazasız belasız 1 kilometre yol yürümemiz lazım. 1 kilometre yürüyeceğiz. Yürürüz. Olabildiğince devamlı böyle ağaçlık değil mi her yer? Tabii. Normal düz yol yok. Yok hep böyle. Evet. Abi her yer şuna baksana. Her yer fındık ağacı değil mi? Tabii. Buraya işini yapan. İşte dediğim ama bak şimdi fındık çoçanağın üstünden geçtik. İşte sağda solda var onlardan. Var. Evin sahipleri işte burada yapıyorlar. Özür diliyorum. Biraz halen kendimde biraz. Abi halen. Şey yapamadım. Sesin titriyor. İşte burada yapıyorlar. Orada kalmıyorlar. Halen de bu sene de kalmadılar zaten. Demek ki hani inanmayanlar artık ki ben bile şaibeli bakıyordum. Evet. Çekimser bakıyordum. Ama abi sen benim de benim gördüğümü siz görmediniz. Sen de ilk defa görmediniz. Gördün değil mi abi? Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Dediğim gibi ama bu işin aslını gören, bilen işte o yaşlı insanın torunu olan Ahmet abi dediğim insan İstanbul'u, ben İstanbul'u bilmem, orada yaşıyor, onu bulursanız, adresini bilmem, hiçbir şeyini bilmem zaten. Abi ben şimdi çektik biz burayı, ben buraya bir daha geleceğim, yalnız başıma geleceğim, yani burada bir çekim yapacağım. Nasıl cesaret edeceğim bilmiyorum ama ben gelmem. Bunu sen gelmiyorsun. Tüm kalbimle söylüyorum. Onu arkadaşın gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Onur sen gelir misin? Yani abi, siz yolu artık bulursunuz ama beni Allah için beni çağırmayın. Bana bir müsaade edersin ya. Sana. Tamam Onur'um sen. Çünkü ben bunu görsem o an psikolojik olarak ne yaşardım hiç bilmiyorum. Senin çünkü yarın sen diyordun hani şeyde de işin vardı. Garda da işin mi vardı? İşlerim var, ben seni kırmam. Gene gelmeye çalışırdım ama. Ya bu sefer tek geleceğim, yalnız geleceğim. Çekim yapacağım orada. Hani bir şey görsem görürüm, belki görürüm. Görmezsem de bir davet yaparım. Bir çekim yapacağım orası çünkü yarım kaldı. Bu kadar emek boşa gitmesin. Bu yoldan gidelim işte. Bu yol biraz uzak ama. Bu yol. Evet. Bu bir tarla yoluna çıkıyoruz. Uzak ama gene daha ormana girmektense burası iyidir. Abi böyle durumlarda şöyle bir şey var. Yani her an sıkıntı yaşayabiliriz. Onu söyleyeyim de hani giderken de temkinli olalım. Ya işte Allah'ın izniyle ben
bacak bağlarım, özür dilerim biraz gevşedi ama. Hı. Yani siz herhalde bu işlere çok alışıksınız. Biz böyle bir şey yaşamadık. Siz rica ettiniz. Biz geldik. Onur kardeşim ilk defa mı geliyor? Abi ben yüzlerce yere gittim. Çok yere gittim. Kendim yalnız başıma da gittim. Onur kardeşim ilk defa geliyor. Onur ilk defa geldi. Onur da ne oldu? Böyle bir şanssızlık yaşadı. Çünkü biz onunla videoyu bitirecektik. Her zamanki gibi çektiğim paranormal videoların sonuna kadar gelecekti, yapacaktık. Ama işte böyle bir şey oldu. Senin sağlığından önemli değil abi. Ben onu söylüyorum. Sen iyi ol da sıkıntı değil. Bu, şimdi Onur kardeşime gerçi tanımıyorum. Bugün tanıştık ama tavsiyem, hani siz daha iyi bilirsiniz. Böyle bir şey yapmadıysa iyi düşünsün diyorum. Çünkü ben hayal buçuk hatırlıyorum. Ben ne dediğimi de bilmiyorum. Onu da hatırlayamıyorum gerçekten. Onur, ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi herkes bana diyor, abi ben katılabilir miyim videoya? Abi ben katılabilir miyim? Sen ne diyeceksin bu konuda? Benim kendi tavsiyem Ömer abi. Ben de çok istiyordum zaten, biliyorsun seninle konuşmalarımızı. Evet. Ben tavsiye etmem. Katılmayı tavsiye etmesin. Yani hiç etmem. Ya bunun hiç heyecanlı bir yanı yok. Yani bu işlerden anlamayan insanlar için hiç heyecanı yok. Evet abi, yürü yürü yol bitmedi bak. Az kaldı. 500 metre falan kaldı. Yol ama düzeldi abi. Düzeldi. Burası iyi. Evet. Burada bir bayırda biraz daha bir taşlı maşlı yer var. Ondan sonra düzeliyor. Şimdi Onur'a soracağım. Onur. Buyur abi. Yoruldun sen de değil mi? Abi yorgunluk ayrı, korkusu ayrı. Vallahi. Onur şimdi sana bir şey soracağım. Şimdi bizim takipçi arkadaşlarımız, bizim gelmek isteyen çok var. Bana mesaj atıyorlar işte, abi ben de gelin. Beni de yanına al. İşte ben de geleyim. Sizden, hani onlardan biri olarak sen geldin, katıldın ilk videoya ki tamam böyle bir şey oldu ama nasıl bir duygu, hani nasıl bir şey yaşadın? Vallahi ben de çok istiyordum gelmeyi de, bu işin böyle hiç erkeklikle alakası yok. Çok ayrı duygular. Bir de şöyle diyorlar, bir de diyorlar ki işte ben çok cesaretliyim, gelirim arkadaşlar. Yok, erkeklikle alakası yok. Yok abi. Değil mi? Yok yok, alakası yok. Yani bilmiyorum kim nasıl dayanır. Hikmet abiyi görecekler, izleyecekler. Ya Hikmet abi gibi bir insan. Evet. Bilmiyorum, ben o ben Hikmet abiye bir şey oldu zannettim. Abi ben çok korktum Hikmet abiden. Korktun değil mi? Sen yapar mısın? Gelir misin? Devam eder misin bizimle? Abi ben seninle olmayı çok isterim. Ama ben oraya gelmem abi. Başka yerlere? Oraya gelmem abi. Arkadaşlar bizim bir kamp videosu sözümüz vardı. Bu kamp videosunu Onur'la çekmeye karar verdik. Büyük ihtimal Onur'la çekeceğiz değil mi Onur? İnşallah abi. Ormana gireceğiz. Ormanda kampımızı yapacağız. Hikmet abi de gelir. Hikmet abi gelirsin. Gelir abi misin? Gelir mi? Bilmiyorum. Dedikleriniz bu kadar tehlikeli yer değilse tabii gelirim. Ha, yani ormanın içinde olacak kamp videosu. Tamam. Ama ormanda sıkıntılı bir orman. O sıkıntı dediğim bu kadar sıkıntılı değildir inşallah. Bilmiyorum yani illaki. Onun şeyini bana bir özgeçmişini bir ufaktan... Biz daha doğrusu bir şey görmek için ormana gireceğiz. Ormanı çekeceğiz. O zaman, yani bir avcılık gibi düşün. Bir şey bekleyeceğiz. Avcılığa varım ama ben bu akşam bir düşüneyim. Tamam. Bu akşam karar verirsen. Bir kendime geleyim Allah'ın izniyle. Bir daha eğer ki böyle bir şey, hani orada sizin, sana da biraz abes gelebilir. Keşke sizin de sırtınız, yönünüz eve doğru dönük olsaydı. Havanın kararmasını bekliyorduk ya. Ama işte Onur kardeşim inşallah, Allah'a şükürler olsun, görmedi. Görseydi, görmeden bu haldeyken. Yani Onur, sana bir deneyim oldu. En azından bir şey görmeden. Yani artık görmediğimiz mi daha iyi oldu? Görsek daha mı iyi olurdu? Daha mı iyi olurdu? Abi. Yani arkadaşlar bize söylüyorsunuz ya, hadi gelelim, ben de gelin, ben de gelin. İşte beni de yanına al, beni de yanına al. Şimdi ben Onur'a söz verdim. Onur'u aldım yanıma. Şimdi Onur'la, Onur istediği zaman benimle çekimlere gelebilir. Çünkü bir hukukumuz oluştu. Onur'la bayağı bir muhabbet ettik. Birkaç yeri gezdik. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşça kalın.